Hep böyle konuşmalarımız olup çok olur. Bahtiyar Vahapzade ortak bilimin oluşabilmesi için öncelikle ortak terminolojinin meydana getirilebilmesi gerektiğini düşünmektedir. Ortak Türkçe gitmemişler. Önce muhtelif ilmiler üzere, mesela matematik, fizika, biyoloji, bu ilmiler üzere ortak terminoloji yaratmak lazımdı. Mesela Türkçe Setelcem hastalığı, soğuk değme. Onun Yunancasını demeyiz, Latıncasını. Onu diye ortak terminoloji yaradı. Bütün Türk hekimleri aynı terminle danıştılar. Aynı terminolojiydi. Böyle mentalifi. Ama umumiyetle Türk halkları için ortak Türkçe konuşma dili yaratmalı. Bu dil ancak Türkçe Türkçesi. Hepsimiz Türkçe Türkçesini bildik. Birimiz biraz az, birimiz biraz çok. Türkçe Türkçesi hepsimiz için aynı. Konuşmak bilirdi görüşende Türkçe Türkçesiyle konuşalım. Sovyet döneminde Azerbaycan Türkleri Türkiye'ye büyük bir hasretle sevgi duymaktadır. Bu kardeş ülkede o günleri yaşayan kiminle konuşulursa o günlere ait bir hatıra dinlemek mümkün. Vahapzade de bu konudaki ilginç bir hatırasını bizimle paylaşıyor. Bütün kalbimiz oradaydı, bütün kalbimiz. Ben size bir tane kitap vereceğim, benim kitabımı. Orada bir makale var, onu karşılayacağım, okuyun. Onda bileceksiniz ki biz nasıl Türkiye eşkiyle yaşamışız, Türkçe aşkıyla yaşamışız. Ama sonra diyeyim size ki hayal kırıklığına böyle geldi. Benim bir dostum vardı, büyük alim. Hudu Mehmetov, dünya çapında büyük biyolog, geologuydu. Büyük alimiydi, bütün dünyada tanınırdı. O Türk aşığıydı. Ben artık Türkiye'ye gidip gelirdim. Ben buna dedim, Hudu, ben de bir de Türkiye'ye gideyim. Dedi, gitme. Dedim, ne için sen Türkiye için ölürsen, Türkiye'ye işgileyeceksin. Dedim, ben kalbimde bir Türkiye yaratmışım. Ben korkuram, gidem ora, o Türkçe aşkı orada dağıla. O kor burada kalsın. İstemem, gitmem. Gitmedi. Rahmete gitti, öldü. Türkçe'ye gitmedi, hiç zaman. Burada başka bir Türk'ü görende evine davet ederdi, kucaklayardı, öperdi. Ha, ama Türkçe'ye gitmedi. İşte mücadeleye özel bir önem verdiğini söylüyor. Bazen anlamazlıktan, beydim vurmazlıktan değilsin sizde, anlamazlıktan. Azeri Türkleriyle Türkçe Türklerinin başka başka milletler olması hakkında sohbetler gelir. Bunlar anlamayan adamların anlamaz, bilgisiz, bazen de düşmançılıkla yayılan sözdür. Bazen de düşmançılıkla. Beleleriyle benim mübahsem olur. Ve bu münasebetle bir şiir yazmışım. Onu isteyeyim size okuyayım. Bu sansız alemde sıralanmıştır her şey yumuşakla berk arasında. Yumuşak bildir, berk sert. Akıl gözüyle farkı görürsün asıl sehavetle görk arasında. Bir var esin sehavet, ben sana elimden bir hediye veririm. Bu esin sehavet. Bir de var kendimi gösteririm. Cemaatin 10-15 adamın yanında sana bir çıkartıp para veririm. Bu görktü. Buna bizde deyilen görk. Bu başka şeydi, sehavet başka şeydi. Çok şey bu dünyada unutulsa da, sen dün boşalttığın bugün dolsa da, fikrimiz, aşkımız aynı olsa da fark yok mu kastile erç arasında? Bir var kastinen, bir de var bilmemezlikten emele gelen. Vakıttır eskiye yeni renk veren, bir yandan uçuran bir yandan kuran, aslında aynıdır
zamandır duran dublyonka ile kürk arasında. Bir yeni çıkmışı, kadınlar da giyir, kişiler de giyirler dublyonka. O ne sizi kürktü? Ona adını, bir kadar onu fabrikada değiştirirler, adını koyurlar dublyonka. Kardeş böyle kürktü ya, bunu benim dedem de giyerdi, babam da giyerdi. İndi de giyirik. Dünen uyuyanlar bugün uyanmış, gördüğü rüyaya hakikat sanmış, dedenle kendinin yaşı dayanmış, giydiğin şapkayla börk arasında. Ben dediğim, sen dediğim, yine ben dedim. Bir adım geriye çekilemedin. Sen gördüğün farkı görebilmedin. Vallahi Azeri ile Türk arasında. Sen gördüğün farkı ben görebilmirim Azeri ile Türk arasında. Azeri ile Türk aynıdır. Ökkeme, Cenab-ı Hak kazandırmış. Bu oyun Göktürkler zamanında Türk-Çin ilişkilerini konu alan bir oyun. Özümüzü Kesen Kılıç adlı bu eserin yazarı Bahtiyar Vahapzade. Bu Göktürkler bizim ortak babalı atalarımızdır. Onlar çok büyük bir imparatorluk kurmuşlar. Birinci Göktürk imparatorluk olmuş. Onu Çin dağıtmış. Çin'le muharebede mağlup olmuşlar. Sonra ikinci Göktürkler imparatorluğu yaratmış. Bu eser bahsediyiz ikinci Göktürk imparatorluğunun yaranma arefesi. O orada mübarize. Kürşat olmuş büyük kahraman, halk kahramanı. Kürşat'tan bahsediyor, Kürşat'ın kahramanlığından. Bunu yazmakta benim maksadım, Azerbaycan Türklerini, babalarını, atalarını tanıtmak. Yani bu ancak Azerbaycan Türklerine ait değil, Türkçe Türklerine de, dünya Türklerine ait. Bizim atalarımızı tanıyak. Eserin konusu, Türklerin kendi içindeki çekişmelerin, kurdukları kudretli devletleri zayıflatan en önemli unsurlardan biri olması. Vahapzade bunun yürek acısıyla günümüze de ibret olsun diye böyle bir konuyu ele almış. Bu imparatorluklar zamanı Türk halkları birbirini kırmışlar. Yani onlar birleşmek yerine vuruşmuşlar. Bizim kılıcımız kendimizi kesmiş. Göktürk imparatorluğunda taç hesap olunmurdu, imparatorluk alameti. Kılıç hesap olunurdu. Kılıç kimdedirse o imparatordu. Bu kılıçta bizim kendi kendimizi kesip, özümüzü kesip. Ben buna karşıyım. Bahtiyar Vahapzade bunun için şairlere büyük görevler düştüğü kanaatindedir. Şair her şeyden önce mensup bulunduğu milletin bir yansıması olmalıdır. Şair milletinin dili, milletinin düşüncesi. Milletin derdinin aynası. Derdinin de, sevincinin de aynası. Şair milletinin ifadesi olmalıdır. Milletin ruhunun ifadesi. Şair özü değil. Ben bahtiyarım, bahtiyar değilim ben. Ben milletimin diliyim. Milletimin düşüncesiyim. Türk dünyasının görkemli şairlerinden Bahtiyar Vahapzade'nin çeşitli konulardaki görüş ve düşüncelerine yer verdiğimiz programımız burada sona eriyor.